Yeniden merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma ve videoma denk geldiyseniz ben İpek. Memnun oldum ve hoş geldiniz. Eğer beni beğendiyseniz, videolarımı beğeniyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız videolarımı mutlaka likelayın, arkadaşlarınızla paylaşın, kanalıma mutlaka abone olun. Çünkü benim için bu yaptıklarınız çok değerli ve önemli. Şimdi başlıktan da görüyorsunuz aslında kendi SPF yani güneş koruyuculu cilt serumumu evde yaptım. 2 hafta önce falan. 2 haftadır da deniyorum, kullanıyorum. Yine Mersin seyahatim olmuştu. O seyahat boyunca da full kullandım ve denedim. Gerçekten çok sevdim bendeki bıraktığı etkilerini. Şimdi şöyle anlatayım. Evet, her mevsim, her zaman evdeyken bile, çünkü bu elektronik aletlerin de ışıklarından cildimiz zarar görebiliyor, hasar görebiliyor. Her zaman kullanmak lazım. Ama tabii ki ben de kışın çokça aksatıyorum. Hele bu kış zaten çok fazla çıkmadığım için aksattım. Ama biliyorum bu ekran, mavi ışık ekranında ne kadar cilde, yüze zarar verdiğini, leke oluşumunu desteklediğini bildiğim için en azından her zaman cildimi mutlaka nemli tuttum. Ay, ojelerim çok tatlı gözüktü gözüme. Tam bir yaz renkleri değil mi? Daha yaza girmeden ben renklendim ama zaten tüm kışta böyleydim ama çok tatlı duruyorlar ya. 2 haftadır denediğim için ve çok memnun kaldığım için böyle serumumu da yarıladım. Tekrar ben de tazelemiş olurum. Siz de bunu evde deneyebilirsiniz. Evde olan malzemelerle yapacağım çünkü yoksa bile çok kolay bulabileceğiniz malzemeler olacak bunlar. Şu sıralar neler yaptığımdan bahsedeyim. Mersin'e gitmiştim. Güzellik uzmanlığı sınavı için sınavıma girdim. Sınavımı verdim ve Perşembe günü geldiğim an karantinaya girdim. Ya karantina değil de ne? Kapanmaya girdim. O günden beri de evden çıkmıyorum zaten. Biraz size videolarım gecikmeli olarak geliyor olabilir. Çünkü ben biraz takıntılı biri olarak her şeyim stoklu ve her şeyim planlı. Ve bu aralarda evde olduğum için sıkışmıyorum, zorlanmıyorum. Düzgünce videolarımı çekip editleyip sizle doğru zamanda paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden izlerken zaman kayması olabilir. Eğer devamlı takipçilerim varsa ve her videomu takip ediyorsa birazcık zaman kayması olabilir. O yüzden beni affedin ama size stoklu ürün mü? Satış yapmaktan kafa nereye gitti? Size stoklu video çekmek istiyorum. Çünkü hiçbir zaman boşta kalsın kanalım istemiyorum. Sizi boşta bırakmak istemiyorum. Çünkü benden video bekleyenler, video isteği yapanlar oluyor. Hepsine yetişmeye çalışıyorum ve hepsini çekmeye çalışıyorum. Bu yüzden kafanız karışmasın. Yani ben şu an anlatıyorum ama bu video 2 hafta sonra yayınlanacak. Yüksek ihtimal bazen önemli şeyleri tabii ki de öne çekiyorum. Anında yayınlamam gereken şeyleri. O yüzden kafanız lütfen karışmasın. Ne diyordum? Mersin'de bu güneş koruyucuyu çok fazla kullandım. Biliyorsunuz ki Mersin çok sıcak ve güneşi dik alan bir bölge. Mutlaka güneş koruyucu sürekli sürmeniz lazım. Zaten arabada yani havaalanına gidip gelirken şu kolum bronzlaşmış. Bu koluma göre daha bronz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama cam kenarından yani sürekli buradan güneş yemekten direkt bronzlaşmışım. Zaten Mersin güneşini görür görmez ben aşırı bronzlaşıyorum. Her zaman güneş kremi kullanmanız lazım. Zaten denize girerken bu yaptığım serumdan bahsetmiyorum. Yine aşağıya da linke hazırlayayım size bir güzel güneş koruyucu kremlerini. Oradan tüm vücut için olan güneş kremlerini yaza hazırlık olarak satın alabilirsiniz. En güzellerini ve yoruma en iyi olanları size hazırlayacağım. Bu arada ben Mumuso'nun, bu arada Mumuso, Mimiso, Yoyoso hepsi Türkiye'den çekilmiş diye duydum. Yoyoso zaten Ekru diye Türk markasına dönüşmüştü ama bu ikisi tamamen gitti mi? Her AVM'den gitti mi? Bilmiyorum. Ben Stiz'dekine gidiyordum. Ataşehir'dekini biliyordum. Acaba kapandı mı? Ne oldu? Fikriniz varsa haber verin. Çünkü çok güzel ürünleri vardı. Ben hani AVM'ye gittiğim zamanlarda 1 yıl öncesine kadar mutlaka bu mağazaları girerdim ve çok da hoşuma giderdi karıştırmak. Hiçbir şey almasam bile bakmak çok hoşuma giderdi. Neyse. Ben Mumuso'nun bu Hello Sunshine isimli güneş koruyucusu bakalım 40 SPF'liymiş. Geçen yaz full kullandım. Bu kışın da işte ara ara kullandım. Şimdi elimde bu kaldı. Ama şöyle bir de detay var. Bu güneş koruyucuları bir sene geçince etkilerini yitiriyor diye duymuştum. O yüzden yeni bir güneş kremine ihtiyacım var. Şuraya koyuyorum hemen. Proxy'nin bu güneş koruyucusunu almayı çok düşünüyorum. İnsanlar beni çok influence etti bu konuda. Gerçekten herkes alıyor. Zaten Proxy'nin bayıldığım bir marka. Maskelerini vesaire hep gösteriyorum size. O yüzden bunu kesin alacağım. Daha siparişini vermedim ama vereceğim. Biraz da bu güneş koruyucuyla geçiririm diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel olduğunu söylüyorlar. Kesin alacağım. Proxy'nin ise zaten kesin güzeldir. Ama ben bu karışımı elimdeki Mumuso'nun bu 40 SPF güneş koruyucusuyla yaptığım için şimdi bununla göstereceğim. Siz herhangi bir böyle sıvı, katı formunda olmayan bir güneş koruyucusuyla bu serumu yapabileceksiniz. Başka bu sıralar ne yapıyorum? Kendi işimi yapıyorum, çalışıyorum, tasarım yapıyorum, çizim yapıyorum. Zaman geldikçe video çekiyorum, takı tasarlıyorum.
Tasarladığım ürünleri Trendyol'a yüklüyorum. Oradan satışlarını gerçekleştiriyorum. Kargoya verme süreci, fatura kesme süreci vesaire. Birçok iş yapıyorum aslında ben bu evde. Bu aralar bir de bel fıtığım tekrar hortladığı için seneler önce bel fıtığı ameliyat olmuş bir insan olarak kurtuldum zannederken tabii ki bir tık hareketsizlikten de kaynaklı bel fıtığı ağrılarım tekrar hortladı. 5 aydır falan spor yapmayı, hareket yapmayı, pilates yapmayı da tamamen bırakmıştım. Bilmiyorum nedense buna vakit ayırmak istememiştim. Başka başka uğraşlarım vardı. Böyle bir anda bıraktım ve yapmamaya başladım. Ki 5 ay öncesinde yani karantinanın ilk başladığı süreçler, ilk böyle evde oturduğumuz süreçler çok iyi kardiyo, pilates her şeyi yapıyordum ve o zaman hiçbir ağrım da yoktu. Hani otur otur nereye kadar aslında oturmuyorum. Evde sürekli bir iş yapma pozisyonundayım. Sürekli bir şeyler arıyorum, buluyorum kendime. Hiç yoktan saçımı boyuyorum, nail art yapıyorum. Yani sabahtan akşama kadar asla koltukta oturuyor olarak göremezsiniz beni. Bir iş yaratıyorum mutlaka kendime. Dedim ki hazır benim de şu an onlara bakıyorum. Matım ve topum varken böyle mini pilates topum onlarla bir başlayayım tekrardan bir düzeltmeye çalışayım bu ağrılarımı. Bel fıtığını aza indiren hareketlerle başladım. Ondan sonra pilatesimi yapıyorum. Stretching mutlaka yapıyorum. Stretching benim için çok önemli çünkü vücudumuz o kadar nankör ki yani aynı yabancı dil gibi esneme hareketlerini yapmayı bırakınca aniden kazık gibi tekrar kalıyorsunuz ve ben gençliğim ah gençliğim o dansçı ben yani bu kadar kazık gibi kalmayı hak etmiyordum. Kardiyoya daha geçmedim daha 4 gün oldu bu spora tekrardan başlayalı. Bir hafta boyunca bir esnekliğimi vücudumun kondisyonunu geri kazanayım ondan sonrasında kardiyo dans vesaire onlara başlayacağım. Bu arada sıkıcı kardiyolar falan asla yapamıyorum. Daha çok şuraya koyayım Matchfit'le bu TikTok challenge dansları çekiyor onlarla eğlenceli şeyler yapıyorum. Yani bu şekilde hayat şu anda bu şekilde ilerliyor. Yapımına geçelim artık ve size de bir faydam olsun. Umarım siz de yaparsınız, denersiniz ve benimle sonuçlarınızı paylaşırsınız. Neredeyse hemen hemen bu aralar videolarında gösterdiğim bu Travel Jar ben yıkayıp yıkayıp içindekini bitince yıkayıp tekrar kullanıyorum. Çok kaliteliler. Bunun böyle bir kabınızın içerisine de yapabilirsiniz diye bunu getirdim. Ama benim bu sefer daha önce şöyle bir aldığım serum vardı. Bu serumdan da memnun kaldım ve bahsetmiştim. Bitenler videolarımda mı? Yeni keşiflerim video birilerinde bahsetmiştim. Narlı serum. Ben bu serumu bitirdim ve çok hızlı bir zamanda bitirdim. Çünkü her gün denedim. Her gün denedim. Çok da iyi sonuç aldım. Başka versiyonları da var. Onu da alacağım size söylemiştim. Ama dedim ki şişem boş kaldı. Aslında çok da güzel böyle pompalı bir şişe. Neden atayım ki ben bunu? Atmak yerine ben bir şeyler düşünürüm, bulurum dedim. Ve buldum. İnternetten araştırdım ve buldum. Demek istediğim ben şöyle bir boş şişem vardı ki şanslıyım. Buna yapacağım. Ama siz dediğim gibi diğer kapaklı şişe de yapıp oradan kolayca parmağınızla da alabilirsiniz. Ama bu daha estetik gözüktüğü için boş şişem de varken bunu yapacağım. Evet, İpek'le amatör çekimlere hoş geldiniz. Direkt ring light'ımı eğdim ve size bu hazırladığım masayı gösteriyorum. Koreana'nın bu aloe vera ılığı jeli var. Malzeme olarak aloe vera jeliniz olması lazım. Bende böyle krem hali var ama siz başka yerden de alabilirsiniz. Ya da kendi gerçek bitkiniz varsa aloe vera bitkiniz ondan da alıp kullanabilirsiniz. Birinci malzememiz bu. Bunun konumuzla alakası yok. Bunun da yok, bunun da yok. Kaldıralım. İkinci malzememiz gül suyu. Ben şu anda elimde hayatın gül suyu su var. O yüzden bunu kullanacağım. Üçüncü malzememiz de santoron yağı. Bunda Koreana'nın serumu vardı. Burada Koreana'na baktığına yazma. Yine ben şişeyi değerlendirmişim. Kırmızı kantaron yağınız olması lazım. Eğer evinizde kantaron yağı yoksa cilde iyi gelecek herhangi bir bitkisel yağ araştırıp bulup onu da içine koyabilirsiniz. Ama bana kantaron yağı, kırmızı kantaron yağı özellikle yara izi olan ya da leke olan ciltlere çok iyi geliyor kırmızı kantaron yağı. İçerisine kırmızı kantaron yağı koymak istedim. O yüzden elimde bu var. Ama dediğim gibi çok soruyorsunuz. Abla şu yağ olur mu? Bu yağ elimde bu var. Badem yağı var vesaire. Siz internetten kendiniz araştırın. Ben şu anlık bir şey demeyeyim. Cilde iyi gelen ya da cildinize daha önce iyi geldiğini düşündüğünüz bir bitkisel yağ varsa hepsi olur. İçerisine ondan koyabilirsiniz. Muson'un gösterdiğim bu 40 SPF'li güneş koruyucusu var. Malzemelerimiz bu kadar aslında. Aslında 4 tane malzeme bir tane de kaba ihtiyacımız var. Beyaz bir renk alacak bu güneş koruyucusundan dolayı. Öncelikle güneş koruyucusunu iyice çalkalayın. Ve ben göz kararı böyle 2 pompa bir şey içerisine boşaltıyorum. Kantaran yağından da şu pompayla yine 2 pompa çekeceğim. Ne oldu oğlum? Ya güneş rüyanda uyuyor. Diye sesler çıkarıyor yiyeceğim. Bu birinci pompamızdı.
Bu da ikinci. Hadi biraz daha koyalım. Evet, 2,5 pompa kadar da kantaron yağı ekledim içerisine. Görebiliyorsunuz umarım. Sonrasında evet, aloe vera jel. Bu jel aşırı serinletiyor ve yüz serumuna çok iyi geliyor. 1 ve 2 fıstığa sıkacağım. 2 fıslattım. Şöyle içine iyice karışsın. Aloe vera jel cildi serinletmekte çok iyi geliyor. Bu hem yüz hem cilde kullanılan bir jel. Ben tüm cildime de kullanıyorum. Aşırı iyi nemlendiriyor. Evet, birazcık da yüz suyumuzdan damlatıyoruz. Yine böyle 2 kere sıkıyorum ve içerisine karışıyor. Ve şimdi tüm malzemeleri aşırı iyi şekilde birbirine karıştıracağız. Rengi böyle süt gibi beyaz oluyor. Ve kokusu da muhteşem oluyor. Gül suyu sever biriyseniz kokusundan çok hoşlanacaksınız. Bakın şöyle beyaz bir serumumuz oldu. İşte bu kadar kolay. Şimdi ben size bunu gözünüzün önünde deneyeceğim ve hislerimi, hissettirdiklerini paylaşacağım sizinle. Sonra da birazcık yüzümüzü bakıma alırız. Ay, yine ben. Evet, nasıl yaptığımı gördünüz. Ay, bu arada bu bluzumun da iki önceki stil videomda paylaşmıştım sizinle. Satın aldım ama daha gelmedi demiştim. Daha dün geldi. Fotoğraflarımı çekildim, paylaştım. O kadar tatlı bir üst ki ve başka renkleri de var ama ben renkli renkli olsun diye tam bu rengi seçtim ve çok beğendim. Kumaşı, şu yaka detayı falan muhteşem. İki video önceki o stil ve yeni alışverişim videosuna giderseniz bundan da bahsettiğim ve bunun da linkini bulabileceksiniz. Oradan bakabilirsiniz. Aldığım yeni şeyler artık videolarda giyerek değerlendiriyorum ya da fotoğraf çekimlerinde değerlendiriyorum. Dışarıya şimdilik çıkamadığımız için ama ilk yaz tatili bavulumda mutlaka bu ve orada gösterdiğim yeşil takım olacak. Tamam. İyice karıştırmıştık. Her kullanımdan önce bir tık daha karıştırın, çalkalayın. Şöyle cildimize o real videolarındaki gibi ha dökelim. O kadar serinlik veriyor ki bu aloe vera olayı buna. Yaz aylarında böyle güneş koruyucu sürmek çok bunaltıcı olur ya, böyle krem krem gelir. Bu gerçekten aşırı ferahlatıyor. Ben göz altlarıma da uyguluyorum. Çünkü bu güneş mumu sonunu aldığım güneş koruyucusu hani ne sivilce çıkarıyor, ne beze çıkartıyor, ne kötü geliyor. Yani cildime kötü gelen hiçbir şey yok. Zaten kantaron yağını vesaire de göz altlarıma kullanıyordum. Nemli nemli bir cilt oldu. Parlaklığından da anladığınız üzere kantaron yağı da cildimizi besliyor bu arada. Birkaç dakika sonra tamamen cildimize emilecek zaten. Ben bu yaptığım olaydan çok memnun kaldım ve sanırım bittikçe yapacağım. Dediğim gibi o aloe vera'nın ferahlığı muhteşem. Yani bir taşla dört kuş vuruyoruz. Hem kantaron yağı ile cildimizi besliyoruz. Hem cildimizi güneş ışınlarından koruyoruz. Hem aloe vera ile o ferahlığı hissediyoruz. Dördüncüsü olmazsa olmaz değil ama gül suyunun kokusunu sevdiğim için ve yine ferahlatma özelliği olduğu için gül suyu ekliyorum. Siz istemezseniz eklemeyin. Ama ben bu gül suyunu karışıma eklemekten, neredeyse her karışımıma eklemekten çok memnunum. Çünkü güzel bir koku ve güzel bir ferahlık sağlıyor. Ben genelde günlük bakımımda bu 2 haftadan bahsediyorum. Bu serumu kullanıyorum. Üzerine hemen cildim emmeden, daha nemliyken, çünkü sudo krem çok katı bir krem olduğu için cilde hemen böyle yayamıyor musunuz mu? Yayamıyorsunuz. O yüzden ben hemen kurumadan serumum, sudo kremimi sürüyorum ki cildimi böyle çok ovuşturmadan yayabileyim. Gördüğünüz gibi çok çabuk yayıldı. Sudo kremden de çok memnunum. Videolarımda zaten daha önce de bahsetmiştim. Cilt lekelerini geçiriyor, sivilce izlerini geçiriyor. Eğer aktif bir sivilceniz varsa ve üstüne sürerseniz ve birkaç saat bekletirseniz gerçekten deli gibi sivilceyi kurutuyor. Ben o yüzden sudo kremden çok memnunum. Günlük bakımıma da ekliyorum. Birazcık beyazlık verdiği için fondöten kullanma hissini de ortadan kaldırıyor benim için. Sudo krem bana yetiyor. Yani neredeyse BB krem yerine geçiyor diyebilirim. Makyajsız takılmak istediğim zamanlar sürüp çıkıyorum. Hem iyi hissettiriyor hem de nemli ve güzel bir cilt oluyor. Bu sırada da lekelerimi geçiriyor. Linkini aşağı bir yerlere koyacağım. Sonrasında günlük bakımımda ne yapıyorum? Ben şu anda evdeyim ve videodan sonra hayatıma devam edeceğim. Evdeki hayatıma videomu editlerim, çizim yaparım, yemek yaparım, bir şeyler yaparım. Ve size her zaman story yağmuruna tuttuğum için, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, selfie vesaire yaptığım için bakımlı gözükmek istiyorum her zaman. Ve tabii ki bir
kaş takıntısı olan bir insan olarak kaşlarımı güzelce taradım. Evde kendi yaptığım bu Benetton şişesine koyduğum tinti, yanak ve dudak renklendiricimi kendim yapıyorum biliyorsunuz ki kaç bin yüz kere söyledim ve kaç bin yüz kere içini tekrar boşalt boşalt doldurmuşumdur. Yani kullanıyorum demek istiyorum. Ve çok seviyorum. Daha çok evde allık olarak kullanıyorum. Dışarıda da kullanıyorum tabii de. Allık olarak kullanmak da hoşuma gidiyor ama her seferinde mutlaka aşırı iyi çalkalayın çünkü içerisindeki o tozlar aşağı iniyor. Gül suyu vesaire yukarı çıktığı için iyice karıştırmanız lazım. İstediğiniz rengi alamazsınız yoksa. O videoyu da izlemediyseniz eğer en çok sevilen videolarımdan biri evde kendi allık ve dudak renklendiricimi yapıyorum. Yani yanak ve dudak renklendiricimi yapıyorum. Tintimi yapıyorum diye bir video. Şuraya bir yerleri unutmazsam ekleyeceğim. O videoyu da mutlaka izleyin ve evde kendinize bundan yapın. Çok mutlu olacaksınız. Dudaklarınıza da kullanabilirsiniz. Bu arada benim şu anda dudağımda hiçbir şey yok. Sadece kalıcı dudak renklendirme yapmıştım. Yaptırmıştım 2 seans ve sonucu böyle oldu. Ve beni çok mutlu ediyor bu renk. Çok güzel gözüküyor. Ama yine de bazen yeterli olmadığı, fotoğraflarda yeterli kadar renkli çıkmadığı zamanlar oluyor. O yüzden ben üzerine bir şeyler hemen geçiyorum. Az sonra size yine göstereceğim. Bu tinti de şu şekilde alıyorum. Burada birazcık hızlı hareket etmeniz lazım. Tipime bak. Sadece tint için ayırdığım bir süngerim var. Bununla hemen dağıtıyorum. Çünkü hemen dağıtmazsam lök diye orada kalabiliyor. Evet, birazcık güneşten yandım, kızardım, yeni tatilden geldim de his vermek için alnımıza ve çenemize de birazcık sürebiliriz. Burun üstünüzü unutmayın. Ve çok tatlı bir sonuç. Evde bile süslü olanlar derneği başkanı olarak aşağıda böyle olan, böyle benim gibi olan hisseden sürekli süslenmeyi. Makyajı kastetmiyorum bu arada. Hani bakımlı gözükmek, süslenmek. Ufacık da olsa bir nemlendiricinizi ya da dudak renklendiricisini sürmeyi ihmal etmeyen tipler varsa ya da saçları hep güzel taranmış, yeni yıkanmış falan olanlar varsa aşağı yazın da bilelim yani. Dudaklarıma da. Şimdi daha da renklendi. Daha da sevdim bak. Farmasinin BeFit serisinin bu tintini sürüyorum. Kaç şişe bitirdim bundan bilmiyorum. Yine her bitenler videomda çıkıyor çünkü karşınıza. Benim de karşıma çıkıyor. Unutmuş oluyorum oraya attığımı. Eğer fazla geldiyse yine süngerle yapabilirsiniz. Çok tatlı bir renk oldu. Yanaklarımız da renklendi. Bakın şu anda ne kadar fresh, taze ve bakımlı duruyoruz. Evde olsak bile... Dur. Evde olsak bile böyle olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Tinti de çok seviyorum ve aşağı linke koyacağım. Fiyatı da çok uygun fiyatlı. Benim çantalarımda falan sürekli bundan bulabilirsiniz. Seyahatlerimde zaten sürekli seyahat çantalarımda oluyor. Böyle hemen böyle sürüyorum. Ve bu arada dudağı da kurutmayan tintlerden olduğu için ve dudağım kuru hissettiğim zaman da hemen bundan sürüyorum. Evet bir lip balm kadar etkili değil ama en azından kuru hissi alıyor. Ve çok tatlı bir renk oluyor. Sonuçtan yine ben memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Umarım denersiniz. Umarım evde malzemeleriniz de vardır. Ve deneyip yaparsınız. Yaparsanız bana mutlaka videonun aşağısında belirtin. Birlikte bu serumu güzelce kullanalım. Evet, artık videoyu kapatıyorum. Aslında konuşasım var ama ne konuşacağımı da bilmiyorum. Boş boş da konuşmak istemiyorum. Güzel bir şey yaptık yine. Umarım siz de bu videodan memnun kalmışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Sizleri öpüyorum. Gerekli şeyleri yapmayı unutmayın. Yani abone, like vesaire biliyorsunuz. Destekleyin beni. Öptüm sizi. Bay bay. Görüşürüz. Önerilerinizi aşağı bekliyorum. Bay.